arkadaşlar. Biz şimdi uyku rutinimizi çekiyoruz bugün değil mi anneciğim? Evet. Şimdi biz dişleri fırçalayacağız. Banyo yaptıktan sonra şimdi biz ilk önce banyomuzu yaptık. Şimdi dişleri fırçalayacağız. Hayır, önce süt mamamızı yiyeceğiz. Süt mamamızı yiyeceğiz. Dişleri fırçalayacağız. Sonra masal. Sonra masal, sonra uyku. Evet arkadaşlar, bugün sizinle Karaca'nın uyku rutinini paylaşıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet aşkım. Şimdi Karaca güzelce mis gibi banyo yaptı. Mis gibi koktu. Onu pijamalarını giydireceğiz. Sonra saçlarını tarayacağız. Sonra Karaca her akşam uyumadan önce süt mama yiyor. Onu yiyecek. Sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Sonra ben ona masal anlatacağım. Sonra o da mis gibi uykuya dalacak. Değil mi anneciğim? Hazır mısın? Evet. Tamam, o zaman başlıyoruz. Pijamalarımızı giyelim. Şöyle şıklatayım, pijamaların giyinsin. Tatatatam. Karaca'ya pijamalarını giydi. Karaca banyodan sonra çok üşüdüğünü söyledi. O yüzden onu örttük arkadaşlar. Böyle onun bir tane örtüsü var. Karacalar var üstünde. Bir sürü Karaca şekilleri var. Hayır, bu sensin, bu benim. Evet. Bakayım. Evet, bu benim. Bu da sensin. Ay, yürüm seni. Ben bebişim benim. Güzel kızım benim. Şimdi saçlarımızı tarayacağız. Karaca'nın prensesli tarağı var. Şşşt. Ben Karaca'nın saçlarına bakım yağı sürüyorum arkadaşlar. Çünkü onun saçları kıvırcık olduğu için çok karışıyor. O yüzden saçları kopmasın diye önce yağ sürüyoruz, sonra tarıyoruz değil mi Karaca? Evet. Tamam, şimdi dön arkana bakalım, tarayalım. Evet arkadaşlar, taradım ben Mercik Karaca'nın saçını. Bakın arkadan Karaca saçlarını çok uzamış ya. Vay canına, beline kadar gelmiş. Düzken böyle çok uzun, kıvırcık olunca biraz kısalıyor. Şöyle şöyle tarıyorum. Oh mis mis. Söyle kızım. Çektim aşkım. Çok güzel bak, böyle yukarıdan aşağı kadar. Şişt. Bak yukarıdan başlıyorum. Arkandan bir. Arkandan. Yukarıdan başlıyorum. Vüt. Aşağı kadar. Kız sen Rapunzel mi oldun kız? Anne bakabilir miyim saçım? Bir dahaki doğum gününde seni Rapunzel yapalım. Karaca saçların çok uzamış. Hayır. Ne olmak istiyorsun? Rapunzel'e tamam, doğum günün için alırız. Ben poniyle istiyorum. Poniyle oldun zaten geçen doğum gününde. Şimdi Rapunzel olursun, olmaz mı? Ben şimdi. Anne mi olacaksın? Elsa da oldun. Pamuk Prenses de oldun. Ne olmak istersin? Köpek. Köpek mi? Paw Patrol mü? Hayır. Ne istersin? Tavşan olacağım. İyi tamam, ne istersen onu olursun. Tamam aşkım. Şimdi kalk yatakta ve zıpla. Hop diye mutfağa gidelim. Arkadaşlar Karaca'nın sihri var biliyor musunuz siz? Yatakta bir zıplıyor. Kalk. Zıpla yatakta. Bir zıpla, sonra mutfakta bulalım kendimizi. Hadi. Kalk. Evet, yatağı sihirli Karaca'nın. 1, 2, 3. Otur yatağına, zıpla zıpla zıpla, hop. Tada. İşte mutfaktayız. Şimdi Karaca bize süt mamasını hazırlayacak. Karaca olur mu? Hı-hı. Bu senin tabağın. Anne bak. Tabak, bebe bisküvisi ve süt. Evet, bunlara ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız var. Hadi bakalım, hazırla bakalım. Görelim nasıl hazırlıyorsun. Önce bu. Evet. Önce süt. Önce bisküvit. Bisküvit dedim ya. Önce bisküvit. Önce bebe bisküvisi. Ay açamadım. Karaca bisküvit ne ya? Dur ben açayım. Sensin bisküvit. Hayır hayır, çok çok öyle değil. Elinle bir tane bir tane. 4 tane koysan yeter. Olmaz. Çok koy. Çok koyma, hayır yemezsen. Şöyle koy. Bir tane daha koy. O yarım oldu çünkü. Tamam yeterli. Kapat şimdi kapağını. Evet, dök bakalım. Bu tane sütmüş. Evet, çok yavaş dök anneciğim. Neden? Dökülmesin yere. Yeterli bence, yeterli. Tamam. Şimdi bunu böyle yumuşatıyoruz, karıştırıyoruz. Karaca höpür höpür götürüyor bunu. Değil mi Karaca? Hazırladım. İkimiz hazırladık. Hadi yapacağım. Tamam, hadi yap bakalım. Ben buraya çıkamıyorum. Ben çıkardım seni oraya değil mi? Şimdi tamam, şimdi süt mamamız eridi. Yeme vakti. Karaca geliyor. Güzel mi? Hı-hı. Tadı neye benziyor, anlat bize. Sulukluğa benziyor. Sulukluğa mı? Hı-hı. Arkadaşlar bir de bizim burada bir fotoğrafımız var. Aile fotoğrafımız. Karaca orada daha küçük, 2 yaşında. Bak bu sensin. Bu da şaka, bu da baba. Evet.
Evet, çakalımız vardı, bizim köpeğimiz vardı maalesef. Onu kaybettik değil mi? Öldü. Öldü köpeğimiz. Ağzından bundan kan çıktı. Bu nasıl bir şey? Evet, ağzından bundan kan geldi. Ya bu nasıl bir şey? Bundan kan değil, attın. Evet. Aa, ağzından mı geldi? Hem ağzından hem burnundan kan gelmiş, maalesef öldü. Babamız onu gömdü değil mi? Ama dereye. Evet, dereye gömdük. Babaannem değil mi? Evet. Çok seviyorduk çakalımızı değil mi karıcığım? Ay, keşke bizde kalsaydı. Keşke bizde kalsaydı anneciğim ama maalesef melek oldu bizim çakalımız. Memeleri. Evet, ineğin memelerinden süt çıkıyor. Siz de böyle onu süt mama olarak yiyorsunuz, içiyorsunuz çocuklar. Evet arkadaşlar, biz süt mamamızı yedik. Şimdi dişlerimizi fırçalayacağız. Evet, şıp diye yapışıyor. Sen o sırada kapağını açıyorsun diş macununun değil mi? Aç bakalım hadi. Yapıştıralım. Tamam ama öyle çok oyun yapmıyoruz anneciğim değil mi aşkım? Evet. Evet. Bir küçücük sıkıyoruz. Nokta kadar. O da çok az oldu. Biraz daha sık. Heh, yeterli bence. Evet, yeterli. Tamam. Şimdi bunu yerine koyalım. Koyalım. Bak, kapağı var aşağıda durmuyor. Durmaz anneciğim çünkü kapağı küçük, kendisi büyük. Evet, çok büyük. Tamam. Şimdi böyle yapıştır. Tamam, yapıştırmıyorsun tabii ki üstünde fırça varken. Şey, macun varken. Hadi Karaca dön. Ay, bana dön. Yeden diş macunu. Azıcık ıslat. Azıcık ıslat köpürsün. Bizim çeşmemizin ucu bozuldu bu arada değil mi Karaca? O yüzden babamız böyle bir şey yaptı. Çorap bağladı çeşmenin ucuna. Bakın arkalar. Arkalar. Üstler. 2 dakika boyunca fırçalıyoruz ama tabii çok 2 dakika boyunca fırçalayamıyoruz bazen. Evet 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 evet, öndeki dişlerimiz. Köpürt köpürt. O ne daha küçücük. Ağzımız doluyken konuşmuyoruz. Fırçala fırçala, bunlar için fırçalamak. Sen böyle mi fırçalıyorsun dişlerini? Güzel güzel. Köpürt 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 köpürt, fırçala fırçala fırçala. Anne. Efendim. Bunu söylüyor. Söyleyemezsin, şu an dişlerini fırçalıyorsun. Tek elinle saçlarını kulağın arkasına koy. Aferin. Fırçala 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 fırçala. Arkaları da. Arkaları da fırçala. Fırçala 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 fırçala. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Evet 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 evet. Aferin benim kızıma. Tamam, yapıştı. Ay tabii ki de öyle. Bakayım ne yapıyorsun. Karaca komik hareketler yapmayı bırakır mısın artık? Kıkır kıkır gülmeyi bırakır mısın artık? Tamam, hadi bana bak bakalım. Güzelce fırçaladın mı? Tamam, şimdi tükür bir kere. Sen önüne bak, önüne boş ver. Tükür. Şöyle tüküreyim, tükür müyüm? Tükür bir kere daha fırçala, şey çalkala tükür. Çalkala tükür. Tükür. Şimdi dök suyu artık, tamam. Arkadaşlar, bu jeller çıktı. Ne oldu? Sesler çıktı. Evet. Hadi dök şimdi suyu. Göster bakalım bize dişlerini beyazlamış mı bakalım. Çok güzel olmuş dişlerin. Tamamdır. Bu böyle kalmış. Kalsın. Şimdi arkadaşlar. Ha, onun köpüğünü yıkamayı unutmuşuz, pardon. Bak, bu yapışık kalıyor. Tamam. Hadi bakalım şimdi. Şimdi ne zamanı? Şimdi ne zamanı? Masal zamanı. Önce bunu toplayalım. Topla, aferin. Düzenli kızım. Çok harika bir kızsın sen. Bunlar böyle oluyor. Evet, o Karaca'nın bardağı, diş macunları, diş fırçaları. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım şimdi. Şimdi bunumuzu koyarken o poliçemiz sevdiği o zaman biz şimdi siz de yapın o poliçemiz. Evet arkadaşlar, siz de bizimle uyku rutininizi paylaşın. Neler yapıyorsunuz bizim yaptıklarımızdan başka değil mi anneciğim? Şimdi Karaca'ya ben masal okuyacağım. Hangi masal okuyacağım? Hangisini seçtin? Bana. Bana doğru döndür. Göreyim ben. Küçük Deniz Kızı masalını istiyormuş Karaca Hanım bu gece. Onu okuyacağız. Biz tabii ki her gece masal okumuyoruz değil mi? Bazen masal okuyoruz. Bazen Karaca video izlemek istiyor. Bazen kendisi gidiyor yatıyor. Bazen Baby TV izliyor. Değil mi Karaca? Canı ne istersin? Burada arkadaşları var. Evet, burada da diğer masalları var. Ben bunlardan da istiyorum.
Tamam anneciğim, onlardan da alırız eğer istersen. Beğeniyorsan bu kitabı. Beğeniyor musun? Karaca'nın bu kitabı hareketli kitap arkadaşlar. Döndür. Döndür anneciğim. Bakın böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Balıklar dönüyor. Evet. Deniz Kızı'nın etrafındaki balıklar dönüyor. Bunu Karaca sana kim almıştı? Hala. Halası almıştı yılbaşı hangi hediyesi. Hala? Hangi hala? Selin. Evet. Evet. Doğru diye halam değil. Evet doğru. Evet. Pınar'a. Pınar alan var bir de değil mi? Evet, Pınar Alısı var bir de. O da öğretmen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Sonra ben dinleyeceğim onu. Tamam, Karaca böyle filine sarıldı arkadaşlar. Bugün filiyle uyumak istedi. Filini de göster. Filini göster bize, yüzünü. Göremiyoruz şu an, saklandı arkana. Bu fil çok utangaçmış, saklandı arkana. Merhaba fil kardeş. Konuşamaz. Kocaman tombik bir fil. Karaca onun uyumak istedi bu gece değil mi anneciğim? Evet. Tamam, o zaman ben masalıma başlıyorum. Küçük Deniz Kızı. Hayır, hayır, açıp. Tamam, adını söyledim sadece. Şöyle oturayım ben. Bir gün küçük Deniz Kızı bir prens görmüş ve ona ve aşık olmuş ona. Yüzüp kurtarmış onu gemisi fırtınada batınca. Evet arkadaşlar, Karaca tabii bunu birazcık karalamış. Küçük prensin gemisi batmış. Burada balıklar var, köpek balıkları var, yunus balıkları var, minik minik balıklar var. Ve Deniz Kızı prensi yakalamış burada. Buradan hareket ettirelim, suyun üstüne çıkarsın. Kurtarcı. Arkasında kaplumbağa kaldı. Yüzüyor. Ay oradan yap kaplumbağa. Ya, evet. Yürüyen değil, denizde yüzüyor. Evet. Denizin içine nasıl yürüsün? Bak. Sonra. Bak böyle bu çıkıyor. Evet. Sonra Deniz Kızı prense aşık olduğu için kuyruğunu sallamış. Bakın buradan buraya mı geçiyor? Deniz Kızı prense aşık olduğu için insan olmak istiyormuş. O yüzden cadı Deniz Kızı'nın yanına gitmiş. Hoş geldin Deniz Kızı demiş o da. O da ben aşık oldum ve insana dönüşmek istiyorum demiş. Burada da şişelerde bir tane bir şeyler var. Gözler var, balıklar var, deniz kabukları var. Bir tane burada salyangoz var. Kuyruğunu sallamış ve bacakları olmasını dilemiş yürümek için karada. Deniz cadısı bu dileğini gerçekleştirmiş ama sesini almış karşılığında. Sesi yok olmuş küçük deniz kızı. Kuz pokuz. Ay çekemedim kız. Aa, deniz kızının ayakları geldi. Burada ahtapot var. Burada yılan balığı var. Bu ne? Deniz anası mı? Kalaman mı? Ne acaba? Kalaman. Bu ne? Sandalye. Sandalye mi? Yengeç. Yengeç. Kafası karıştı. Sonra Deniz Kızı artık insan olduğu için prensin verdiği davete gitmiş. Dilsiz Deniz Kızı prensi bulmuş. Çok uzunmuş. Evet, bir yere kadar bir elbise giymiş buradaki prensesler. Dilsiz Deniz Kızı prensini bulmuş ve zarifçe dans etmeye başlamış. Prens ise bu güzel kızın onu denizden kurtardığını anlamamış. Burada şıkıdım 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 dans ediyorlarmış. Burada da Deniz Kızı çık tık çık tık çık. Burada da bir tane kız şıp tık şıp tık şıp tık tık. Bu şekilde dans ediyorlarmış bu, partide. Bu dans ne? Bu benim, bu da orada. Öyle mi? Bunların isimini öyle mi koydun? Hı-hı. Sen Deniz Kızı Karaca mısın? Bu da Defne, bu da orada. Bu da Defne. Evet, bu ada gibi kara, bizim adamız Kara. Esmer birazcık. Bu da Defne'miz. Defne'miz kızı öyle. Aslında Defne'mizin de saçları sarı ama bunun adını Defne koymuş Karaca. Baksana çember çeviriyor herhalde Karaca. Çık çık. Hula lop. Şık tık şık tık. O kemeri. He, kemeri mi? Ben de çember çeviriyor sandım, ne bileyim. Sonra Deniz Kızı böyle 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 çıkıdım 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 oynuyormuş. Ve böylece denize dalıp tutmuş evinin yolunu. Üzgünmüş karadan ayrılmaktan dolayı. Ve kısa süre sonra yine sarmış her yanı harika ve tatlı şarkıları. Ben de yandılar. Deniz Kızı cup balığa denize atlamış. Partiden ayrılmış. Yunus balığıyla birlikte yürümüş arkadaşlarının yanına gelmiş. Karaca bunların da yüzünü boyamış. Yanmış bunlar diyor. Anlamadım doğrusu niye böyle bir şey yapmış. Evet, Deniz Kızı karada mutlu olamamış. O yüzden denize geri dönmüş. Güzel şarkılarını söylemeye devam etmiş. Masal da burada bitmiş. Karaca da uyuyakalmış ben masalı okurken. İyi geceler arkadaşlar. Artık Karaca'nın adasından çıkalım, onu rahatsız etmeyelim. Hoşçakalın.